siz mafya reisinin söylemlerini bir dönemde başbakan olduğunuz için bu duyumları almış mıydınız? Siz de bu duyumları bir safsata ya da halüsinasyon olarak mı görüyorsunuz? Bir kere Sedat Peker'in açıklamalarına bakarsanız, hepsini bakın, son iki ayda yaptığı açıklamalar, hepsi benim başbakanlığım dönemi sonrasıdır. Yani Venezuela'ya kokain ticareti mi? Marina'ya çökme mi? Yani Sayın Binali Yıldırım'la ilgili, oğluyla ilgili veya Marina'ya çökme konusunda Sayın Mehmet Ağar'la ilgili, İçişleri Bakanı ile ilgili. İçişleri Bakanı'nın Esenyurt'ta yaptığı operasyonlar mı? Veya onunla irtibatlı olarak ortaya çıkan operasyonlar mı? Bir Özbek bir kızın cinayeti veya bir emniyet müdürünün intiharı mı? Hepsi Tuğba'nın benden sonra, yani son 4 yıl içinde, 5 yıl içinde gerçekleşmiş şeyler. Hiçbirisi benim dönemle ilgili değil. Dolayısıyla bu safsataların benim kulağım, yani bu iddiaların benim kulağıma gelmiş olsa, zaten o vakitte olmuş olsaydı gereğini yapardım. Aslında şöyle bir şeyi teyit ediyor bu. Niye benim siyasetten tasfiye edilmeye çalışıldığımı ortaya koyan bir şey. Çünkü ben siyasette devam edebilseydim başbakan olarak ve parti içinde bana karşı bir darbe yapılmamış olsaydı, getireceğim düzenlemelerle böyle bir bataklığın oluşmasına asla izin vermeyecektim. Neydi düzenleme? Siyasi ahlak yasası. Siyasi ahlak yasasıyla neyi getirecektim? Kamu görevi yürütenlerin herhangi bir çıkar ilişkisine giremeyeceğini, kamu görevi yürütenlerin kimseden maaş ya da çıkar temin edemeyeceğini ortaya koyacaktı siyasi ahlak yasası. Bunu yapan milletvekilinin milletvekilliği düşecekti. Bunu yapan siyasilere, bürokratlara dönük, siyasilere dönük özel meydeler getirilecekti. Siyasi ahlak yasasını kim engelledi Türkiye'de? Cumhurbaşkanı ve benden sonraki düşük profilli başbakan diye anlam Sayın Binali Yıldırım. Ben niye tasfiye edeyim? İşte İçişleri Bakanı açıklıyor. Sayın Davutoğlu diyor, Sayın demiyor. Ben ona hala Sayın diyeyim. Davutoğlu partinin eksenini değiştiriyordu da o sebeple biz ona karşı darbe yaptık diyor. İyi de partinin ekseni neye dayanıyordu? Üç şeye dayanıyordu. Yolsuzluklara, yasaklara, yoksulluğa mücadele. Ben yolsuzlukla mücadele ediyordum. Niye bana karşı çıktınız? Çünkü benim olduğum yerde bunlar olamazdı Tuğba Hanım. Çok net ifade edeyim. Ve yarın ben olduğumda bu ülkede bunlar olmayacak. Benim devleti nasıl yönettiğimi devlet içindekiler bilir. Bir gece kendi yakınlarını en yakında çalıştıran iki damadını, üç kızını, beş yeğenini, birini nasıl görevden aldığımı herkes bilir. Sabaha kadar bile beklemedim. Siyasi ahlak bunların hepsini düzen getirecekti. Şeffaflık yasası getirecektim. Ve ihaleler doğrudan canlı yayınlanacaktı her yerde. Ve bunun için bir televizyon kanalı açmayı düşünüyordum. Küçük bütük bütün ihaleleri herkes oturduğu yerden takip edebilecekti. Ve oturduğu yerde bir usulsüzlük varsa herkes hukuka başvurabilecekti. Hadi bakalım yapsın usulsüzlüğü o zaman birisi. İşte anlatılan Esenyurt'ta veya belli yerlerde anlatılan ihalelerle ilgili çeteler oluşsun bakalım. Yapabiliyorlar mı? Ve eğer bir usulsüzlük ortaya çıksa bir daha o şirketin uzun yıllar kamu ihalelerine girememe yasağı getirecektik. Hadi bakalım yapsınlar. Ne dedim ben? Siyasete giren herkese mal beyanı verecek dedim. Ve milletvekilliğini bıraktığında mal beyanı yine açıklanacak. Kimse siyaseti servet biriktirme aracı olarak kullanamayacak dedim. Kıyamet ondan koptu Tuğba Hanım. Yoksa benim başarısızlığım yoktu ki, işte Türkiye'nin en yüksek oyunu almıştım demokrasi tarihinin. Ve bıraktığımda AK Parti %54,5'tu anketlerde. Türkiye ekonomisindeki bütün veriler tek haneliydi. Üfe enflasyonu, üretici enflasyonu %3,2 idi, şimdi %42. aylık enflasyon şimdi %4. O zaman yıllık enflasyon %3'tü. Şimdi anlaşılıyor niye benden kurtulmak istedikleri. Ama kurtulamadılar. Şimdi tekrar siyaset alanındayım. Bütün bu çirkefli ortam kaldıracak her şey zihnimde. Onun için bu Sedat Peker çıkmadan 2 ay önce biz temiz siyaset belgesi ilan ettik.
15 Şubat'ta. Hissediyordum bir şeyler dökülecek yavaş yavaş diye. Daha onlar dökülmeden biz, Sedat Peker hissediyor dedim, Halk Bankası davasından bazı şeyler zaten doğal olarak çıkacak diye. Biz temiz siyaset belgesi açıkladık. 166 adımlık. Bu kadar üstüme geldiler. Niye benimle ilgili herhangi bir ilişki çıkaramadılar? Gördünüz mü benim Tosuncuk'la bir resmimi? Teodex Bitcoin ile ilgili bir şeyimi? Hani ola ki yolda sokakta birisi çekerse resim, işte dün Hatay'da da her yerde de yüzlerce binlerce insan resim çektiriyor. Öyle değil. Öyle olmuş olsa ben İçişleri Bakanı'na da bir şey demem. Yani yolda insanlar çekti ama makamında kabul etmişsin. Ve bir kişi değil. Bu ismi geçenlerin hepsinin senin makamda isimleri varsa bu başka bir ilişkidir. Nerede 2 milyar doları dolandırıp giden Bitcoin'ci? Nerede efendim Venezuela'ya maske ve test kiti götürmek fikrin nereden geliyor dünyanın öbür ucuna bavulla? Şimdi bunların açıklanması lazım. Doğru yanlış demiyorum. Ama bizimle ilgili neden? Çünkü benim yanıma yaklaşamazlardı Tuğba Hanım. Rıza Zarrab denilen Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na da herkese de ihanet eden adam niye benim Dışişleri Bakanı'ydım ben de o sırada? Bütün o olay. Niye bana gelip herhangi bir işte İran'la içeride dış işçilerini ilgilendirebilirdi? Niye bir şey talep edemedi? Niye benimle ilgili bir ilişki kuramadı? Çünkü benim demokratik hukuk devleti kuralları dışında hiçbir ilişkiye tahammülüm olmadı. Meşruiyet çizgisini kimsenin aşmasına izin vermedim. Hiçbir şekilde. Dolayısıyla o an onun için benim çıkıyorum işte sayın bir kez sayın Cumhurbaşkanı bana şehir üniversitesi üzerinden dolandırıcı demeye kalktı biliyorsunuz bir mitingde. İki saat sonra açıklama yaptım. Benim birinci derece, ikinci derece akrabalarım da dahil bütün yakınlarım için mal varlığı araştırma komisyonu kurulsun mecliste. Ama benimle birlikte bütün cumhurbaşkanları, başbakanları, eski başbakanlar, cumhurbaşkanları, bakanlar için de kurulsun. Önce beni araştırsınlar dedim. Çünkü ben siyasete neyle girdiysem öyle çıktım. Ben kendim çalıştım, eşim çalıştı. Ailemden intikal eden bir şey, helal bir şey düşündük. Aynı hayatım sürüyor. Halkın içindeyim. Yani dolayısıyla Tuğba Hanım, böyle şeylere benim dönemimde intikal etmiş olsa, olsaydı bilirim bilmezdim. Çünkü ben o ilişkilerin içinde değildim. Ama istihbarat gelmiş olsaydı kökünü kazırdım. Kökünü kazırdım. Kimse bu ülkenin malını, şeyini, yetimin hakkını böyle sağda solda çarçur edemez. Niye benim mal varlığımdan bahsetmiyor yabancı basın? Hani Davutoğlu'nun bir kuruşu var dışarıda diye yabancı basını bir yerde çıksın. Bir yerde tespit etsinler bir kuruşu mu, bir kuruşu mu? Burada Türkiye'de kamu görevi yapacaksınız, dışarıda hesabınız olacak. Böyle şey olmaz. Devlet adamlığı ciddiyet gerektirir. Devlet adamlığı belli bir ilkeler bütün içinde davranmayı gerektirir. Ha, bildiğim şeyleri açıklarsam dediğim, o gün açıkladım aslında ben. Ben terörle mücadele yürütürken, mecliste güven oyu olmamış, olmayan, hani mecliste çoğunluğumuz olmayan bir parti olarak, bir başbakan olarak tek başıma terörle mücadele ederken, benimle birlikte olan insanlar, şeyler parti içinde bana karşı imza topluyorlar. Bana karşı Ankara'da kumpas kuruyorlardı. AK Parti içindekileri söyledim. Bahçeli de benim koalisyon tekliflerimi reddetti. Sonra da bize yakın dönemde kayyum atamalarını eleştirdiğim için bana terörist gibi, o zaman yani iki, bu ifadeyi kullandığımda aynı gün bu ifadeleri kullandıkları için terörle mücadelede ben can siperhane hafta sonları, bütün hafta sonlarımı vatan saati doğuda güneydoğuda vatandaşlarımıza ve Mehmetçiğimize geçken siz Ankara'da benim aleyhime kumpas kuruyordunuz. Şimdi bunlar bilindiği için artık aşina hale geldi. Süleyman Soylu açıkladı zaten. Ben o zaman bilinmiyordu. Bana karşı Süleyman Soylu'nun, Berat Albayrak'ın, Binali Yıldırım'ın bir imza kampanyası yürüttükleri bilinmiyordu. Ama şimdi artık biliniyor. O dönemde iki sene önceydi. Tam iki sene oldu o konuşmaları yapalı. İki sene önce bunlar bilinmediği için kastettiğim oydu. Her şey şimdi artık aşikar biliniyor artık. Peki bütün bunların Türkiye'de bir daha yaşanmaması için yapılacak şeyler, biz size temin edelim Ufuk Bey şeyi 165 maddede temiz siyaset belgesini. Başbakan olsaydım ondan hepsini yapacaktım.
5 yıl içinde Türkiye'nin nasıl bir rezaletler yumağına dönüştüğü ülke şartlarının ortaya çıktı. Şimdi iktidara gelirsek bunların hepsini yapacağım. Ve bunları bir tek biz yapabiliriz. Çünkü ben o devletin bütün kılcal damarlarını tanıdım. Bütün çıkar odaklarını biliyorum. Bir gün temiz eller gibi bir şey gerçekleşecekse bunu benden daha iyi. Ben derken şahsı öne çıkarmak için söylemiyorum. Gelecek Partisi'nden ama nihayet Gelecek Partisi yönetici olarak biz bütün bu çıkar odaklarıyla mücadele ederek, sonuna kadar mücadele ederek buraya geldik. Yeni parti kurma sebebim de ülkeyi düzgün yönetselerdi, akademisyen olarak hayata döner, akademik kitaplarıma dönerdim. Başbakanlıktan sonra 2 İngilizce, 5 Türkçe kitap yazdım. İşsiz güçsüz olduğu için siyaset yapıyor değilim. Rant elde etmek için de siyaset yapıyor değilim. Geldim geçtim, ne rant elde ettim? Göstersene bir tek rantımı, bir tek yakınımın rantını. Bir tek yakınımın rantını. Şimdi tekrar niye geri geldi, niye parti kurduğunu söyle, yani onunla irtibat olarak söylüyorum. Çünkü bunu bir nöbet olarak görüyorum. Ve bu ülkeye, bu vatana, bu millete, özellikle de gençlere bir borç olarak görüyorum. İnşallah gelecek nesle tertemiz bir Türkiye teslim edeceğiz. Bahçeli Erdoğan'a mahkum, çünkü oy oranıyla bir dahaki seçimde barajı aşması mümkün görülmüyor. Ve ayrıca karşılıklı çıkar ilişkilerinde okuduğu bir koalisyon. Yani bir vizyon koalisyonu, Türkiye'yi bir yere taşıma ittifakı değil. Ve bu mahkumlar koalisyonu, mahkumlar ittifakı çatlamaya başlıyor. İşte hepiniz trajikomik bir şekilde Sayın Bahçeli 5 yıldır bana Serok Ahmet der saldırırken, şimdi Erdoğan'a da Diyarbakır'da Serok Erdoğan dediler. Bahçeli 3 gündür sussuz. Gün tutuyorum artık. Bakalım Bahçeli ne zaman ey Erdoğan, Serok demekle teröre Erdoğan'ı Serok dedirten güç kimdir? Maksadı nedir? Arkasında kim vardır diye ne zaman soracak bakalım Sayın Bahçeli. Öbür tarafta Bahçeli korkusuyla Erdoğan İçişleri Bakanı görevden alamıyor ama İçişleri Bakanı savunmuyordu. Öyle bir durumda ki kendi kabinesinde bir bakanlık değişimi yapamıyor. Yapsa iki soru birden gelecek. Uzun beklenti oldu. Aylarca niye kabine değişti. Sonra küçük bir kabine değişti. O da Ruhsar Pekcan açık bir yolsuzluk yapmasaydı onu da yapmazdı. Ama Ruhsar Pekcan'ı da iltifat edip teşekkür ederek gönderdi. Başka bir yerde olsa bir bakan kendi şirketinden mal almış olsa çok ağır müeyyideler uygulanır hukuki olarak. Şimdi niye yapamıyor? İki soru için. Bir, Süleyman Soylu'yu görevden alacak mı, alınmayacak mı? İki, Berat Albayrak geri dönecek mi, dönmeyecek mi? Şimdi bu iki soruya cevap veremeyince Sayın Erdoğan kabine değişikliği bile yapamıyor. Şunun için bunu söylüyorum. Eğer bir mahkumlar koalisyonu var da taraflar birbirine mahkumsa iki taraf da gardını almaya başlar. Kendi çıkarını düşünmeye başlar. Türkiye'de Cumhur İttifakı, bir mahkumlar ittifakı, mahkumlar koalisyonu, birbirine mahkum anlamında söylüyorum. Hukuken mahkum değil, haline dönüştüğü için ayakta kalabiliyor. Böyle bir tabloda Türk siyasetinin önünü açacak olan biziz. Ve dikkat edin, Gelecek Partisi aslına bakarsanız Türk siyasetinin önünü açtı. Herkes bunu kabul etmek zorunda. Başka hiçbir partinin böyle bir kredisi yok. Niye? 2018'de Türkiye'de iki parti kuruldu. 2019'da sadece iki parti kuruldu Mehmet Ali Bey. Ve 2019'da Aralık ayında biz üçüncü partiyi kurduk. Ondan bu yana 30'a yakın parti kuruldu. Belki de geçti 30'u şimdi. Biz dalga kıran gibi korku duvarlarını aşıyoruz. Arkadan gelenler o korku duvarlarını aşılmış şartlarda daha rahat siyaset yapıyorlar. Biz cesaretle meselelerin üzerine gidiyoruz. 128 milyar dolar sorusunu ilk biz sorduk. Yani Genel Başkan Yardımcımız Kerim Rota daha 11 milyar dolarken 2019'da bizim parti kurulurken sordu bu soruyu. Üstüne memleket hakkını korumak için. Bütün bu tablo şunu gösteriyor. Önümüzdeki dönem Türk siyaseti çok büyük bir dinamizm içine girecek. Ve bu dinamizm erken seçimi zorlayacak. Kürt seçmenin bize olan ilgisinin sebebi samimiyetimiz. Ben çözüm sürecini o dönemde başlatıldığında da samimi olarak destekledim.
terör örgütü bu çözüm sürecini istismar edip hendekler, barikatlar kurmaya kalktığında da samimi olarak terörle mücadele ettim. Hiçbir sözüm gayri samimi değildi. Erdoğan gibi 2 sene önce bu istemiyorlarsa Kürdistan'a gitsin diye Kürt vatandaşlarımızı Kuzey Irak'a gönderme çalışması gibi göndermeye dayalı bir söylemi asla kullanmadım. Eğer şu referandum olursa onları açlığa mahkum ederiz gibi bir söylemi asla kullanmadım. Sonra da gidip Serok Bişi Erdoğan diye tezahürat edilmesine de öyle sessiz sessiz bakmadım. Ben Türkiye'nin demokratik çerçevede bütün vatandaşların eşit haklara sahip olduğu demokratik bir ülke olmasını istiyorum. Türkiye sınırların ötesindeki, işte biraz önce Mehmet Bey buradaydı, Mehmet Bey ayrılmadı. Mehmet Bey'e verdiğim cevap, Türkiye sınırların ötesindeki Kuzey Irak'taki Kürtler ve Türkmenler de, Suriye'deki Kürtler, Türkmenler, Arap, Sünni Araplar ve Alevi Araplar da bizim akrabalarımızdır. Hiçbirisine ayrımcılıkla bakmam. Çok iyi bilirler doğudaki ve güneydoğudaki vatandaşlarımız bizim samimiyetimizi. Her alanda samimi olduğumuzu bilirler. Ben onların arasında başbakanlık yaptım. Onlara Ankara'dan direktif göndermedim. Acılarını paylaştım. En zor şartlarda başbakanlık artık bırakma noktasına geldiğimde son ziyaretimi nereye yaptım biliyor musunuz? Son ziyaretimi Muş'a, Varto'ya yaptım. Ülke içindeki son ziyaretim. 29 Nisan'da bu Süleyman Soylu'nun bahsettiği imzalarla bana karşı darbeyi MKYK'da yapmaya çalıştılar. 30 Nisan'da ben o acıyı içerimde taşıyarak söz verdiğim için Varto'ya gittim. Ve Varto'da hala terör saldırısı ihtimali varken ve uyarılar aldığım halde Varto'ya indim ve Vartolu kardeşlerimle buluştum. Gençlerle, Sünni Alevi Kürtlerle kucak kucağa buluştum. Onlar onu unutmazlar. Her şey unutulur, özetle söyleyeyim. Samimiyet unutulmaz.